Habib Eksik Iğdır milletvekilimiz 9 Ekim'de Yüksekova'da bir lince maruz kaldı. Öldürülmek istendi. İnsan öldürmeye tam teşebbüs fiilinin bütün unsurları var bu saldırıda. Evet, hukuken yani yapabilecekleri her şeyi yapıp kişi ölmemişse tam teşebbüs hali vardır. Bu herhangi bir adli olayda olsaydı, sokakta, Ankara'nın sokaklarında, İzmir'in, İstanbul'un, Diyarbakır'ın sokaklarında 20-30 kişi bir şahsa saldırsaydı, ayaklarını 3 yerden kıracak kadar linç etseydi, kafasına coplarla vursaydı, şu anda o saldıranlar insan öldürme suçundan içeride tutuklu olurlardı. Herhangi bir olaydan söz ediyorum. Hatta bu bir trafik kazası bile olsaydı yine kasıt var mı yok mu diye ya da müessir fiil mi diye tutuklanmış olurdu. Peki ne oldu? Habib Eksik vekilimiz şu anda şehir hastanesinde bacağında 3 kırık ameliyat edildi ve tedavisi aylarca sürecek. Daha ne olacağını bilmiyoruz. Sakat mı kalacak, kalkabilecek mi, yürüyebilecek mi bilmiyoruz. Ama sonuç ne? İçişleri Bakanı, daha doğrusu Suçişleri Bakanı çıkıp demokratik siyaset olmadığını ilan etti. O yürüyüşün ya da açıklamanın ve üstüne üstlük eş genel başkanımızı alıntılayarak hadsiz bir tweet atmış oldu. Valilik ne dedi? Kesinlikle yine o da siyaseti yorumladı ve dedi ki kendilerini algı yaratmak için yere atmışlardı.